Herkese merhaba, ben Mukesh Solak. Bugün Considerations Before Judgment, yani Harari'de hükme varmadan önce dikkat edilecek hususlar hakkında konuşacağız. Bunu yaparken de 17. yüzyıl astroloğu William Lilly'nin Christian Astrology adlı eserinden faydalanacağız. Başlamadan önce kendisinden kısaca bahsetmek istiyorum. William Lilly 1602 yılında Londra'da doğuyor ve 1647 yılında Christian Astrology adlı eserini yayımlıyor. Bu eserin önemi İngilizce dilde yazılmış olan ilk astroloji ders kitabı olması. O kadar önemli bir eser ki kendisinden sonra gelen astrologları da İngilizce dilde kitap yazmaya teşvik ediyor. Bu kitabın başka bir önemi ise William Lilly'nin kendisinden önce gelen astrologların bilgilerini bu kitapta derlemiş olması. Yani kitabın içerisinde Bonatti, Ptolemy, bazı Arap astrologlar, Cardano, Nabut gibi bazı astrologların bilgilerini de görebiliyoruz. Bununla birlikte William Lilly'nin teorik bir astrolog olmaktan öte pratik bir astrolog olduğu bilgisine de sahibiz. Kendisinin tutmuş olduğu günlüklerden günde 8 danışana kadar danışmanlık verdiğini biliyoruz. Bu noktada en çok işine yarayan, en çok kullandığı bilgileri de bu kitapta ayrıştırarak öğrenciye sunuyor. Tabii William Lilly'nin tek ünü yayınladığı bu kitap değil, 1652 yılında yayınladığı bir broşürde tam 14 yıl sonra gerçekleşecek olan Büyük Londra yangınını öngörüyor. Hatta bu sebeple 1666 yılında bu yangın gerçekleştiğinde suçlu olduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılıyor fakat delil yetersizliğinden serbest bırakılıyor. Aynı zamanda William Lilly İç Savaş döneminde krala karşı yayınladığı propagandalar sebebiyle de başını çokça derde sokan bir isim. Tüm bunlara rağmen William Lilly hem mesleğindeki başarısı hem saygınlığı hem de o dönemde üst rütbeli insanları tanıması sebebiyle bir şekilde paçayı kurtarıyor. Christian Astroloji kitabının ilk bölümünde temel astroloji bilgileri, ikinci bölümünde Horary astroloji bilgileri, üçüncü bölümünde ise natal astroloji bilgileri bulunmakta. Biz bugün Horary ile ilgileneceğiz. Kendisinin hazırlamış olduğu bu Considerations Before Judgment kısmına bir göz atacağız. Bakalım William Lilly haritayı yorumlamadan önce nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylemiş. Şimdi ben buradan çıkıp bilgisayara geçiş yapıyorum. İyi seyirler. Evet, şimdi 298. sayfadan başlıyoruz. Aphorisms and considerations for better judging any horary question diyor. Öncelikle bunlarla ilgili size bir bilgi vereyim. Bunlar haritayı okurken horary sorularında dikkat edeceğimiz bazı hususlardan bahsediyor. Fakat bunlar haritayı iptal eden, geçersiz kılan ya da haritanın okunmasına engel teşkil eden konseptler değil. Aksine William Lilly'nin de horary okumalarında bu konseptlerin olduğu haritaları görüyoruz. Burada sadece bizi uyarıyor. Yani bunlardan birini görürseniz hükümlerinizi, yargılarınızı bunlara göre tekrar dikkate alın diyor. O yüzden bunu göz önünde bulundurarak bunları şimdi incelemeye başlayacağız. Bu arada bazılarını atlayacağım. Yani en önemli olanlarını sizinle paylaşacağım. Çünkü 40 küsür aforizma var. Bunların hepsini yapmaya kalkarsak çok uzayacaktır video. Ben en çok önemli olanlarını, kendi deneyimlerimde de en çok karşılaştıklarımı ve bilmeniz gerektiğini düşündüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Birinci madde sorunun radikalliği ile alakalı. O dönemde astrologları test etmek amacıyla astroloğa gelen insanlar da mevcut. Aynı zamanda geçersiz soru kalıpları da mevcut. Yani kişiler hani önemsiz bir soruyu da soruyor olabiliyor. Bunlar irrelevant questions deniyor. Dolayısıyla William Lilly de buna netlik kazandırmak için, sorunun ne kadar gerçek olduğunu görmek için, radikal zaten Latin dilindeki radix yani kök kelimesinden geliyor. Buna bir açıklık kavuşturmak için saat yöneticisiyle yükselendeki burcun doğasını incelemeye tabi tutmuş. Ve burada diyor ki ASC'deki burçla yani yükselendeki burçla saat yöneticisinin doğası ya da üçlüsü aynı olsun. Saat yöneticisi yükselendeki burcun yöneticisi olabilir. Güneş saatinde ve yükselende aslan burcu var. Bu uyumludur. Ya da yükselende yay burcu olabilir. Güneş yay burcunun üçlü yöneticilerinden biri olduğu için bu yine radikal kabul edilir. Ya da bunlar aynı doğada olabilirler. Mesela yay burcu kolerik yapıdadır, sıcak ve kurudur. Güneş de sıcak ve kuru doğada kolerik bir gezegendir. Yine birbiriyle uyumludur. Bu durumda gerçek bir soru sorulduğundan ya da kişinin hakkında sorduğu konunun evrensel enerjiyle akışta olduğundan, uyumlu olduğundan ve yargılanmaya değer olduğundan bahsedebiliriz diyor. İkinci
maddeye geldiğimizde herhangi bir sign'ın yani burcu birinci derecesi veya daha sonrasının yükselmesi durumunda ilk üç derece burada sıfır, bir ya da ikinci derece. Yargının emin olmayın. Birkaç derece yükselirse mesele henüz yargı için olgunlaşmamıştır diyor. Bu doğru. Bunu ben de deneyimledim danışanlarımla. Mesela ilişki sorularında bu çok olur. Biz evlenecek miyiz diye bir soru gelir ve daha ASC'de sıfır derece yükseliyordur. Ya da kişi bu iş benim için hayırlı mıdır der. İlk derece yükseliyordur. Daha mesela evlilik için soran kişi daha ilişkiye bile sahip değildir. Yani bu kişiyle aralarında hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bu çok yeni bir konudur. Yani daha ortada bunun üzerine konuşulacak bir gündem yoktur. Ya da o iş daha başlamamıştır. Ya da o işte ben başarılı olacak mıyım diye sorarken kişi daha o işi başlatmak adına hiçbir aksiyonda bulunmamıştır. Haliyle bu yargılanmak için çok erken uyarısını verir bize. Aynı şekilde eğer 27, 28, 29 gibi son dereceler yükseliyorsa bu da kişinin artık konuyla ilgili yapacak bir şeyinin kalmadığını bize gösterir. Yani konu müdahale edilecek aşamayı geçmiştir ve artık bu konuyla ilgili çok umut edilecek, çok beklenecek bir şey kalmamıştır. Bunu da ben çok deneyimliyorum. Gerçekten de son derecelerin yükseldiği haritalarda arada böyle açı bağlantısı bile olsa, gezegenler güçlü bile olsa haritanın çalıştığına pek ben rastlayamadım. Yani geçmiş oluyor. Artık onunla ilgili sizin çok yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Mesela bunu örnek olarak da diyelim ki biz tekrar barışacak mıyız ya da aramızda bir şey olacak mı gibi ilişkiye dair sorular gelebiliyor. Kişi bir yıl önce biten ilişkisini soruyor. Yani çoktan o konu kapanmış, artık herkes yoluna devam etmiş ama kişi hala o konuyla ilgili bir bilgi almak istiyor. Ya da yeni bir gündemle ilgili soruluyor. Yani mevcut devam eden bir gündemle ilgili bir soru geliyor. Orada da son dereceler yükseldiğinde yaklaşan bir sonlanma anlamını taşıyor bu. Yani sen bu soruyu soruyorsun ama çok kısa bir zaman sonra bu konuyla ilgili engellenemez bir değişim gerçekleşecek. Bu soru geçersiz kalacak. Bundan senin haberin olmayabilir. Sen geç kalmışsındır, bir şeyler değişmiştir ve bunu bilmiyor olabilirsin. Ama haritada son dereceler yükseliyorsa bunun çoğunlukla anlamı yapacak çok bir şeyin kalmadığıdır. Şu da olabiliyor, kişi daha önce başkasına sormuş olabiliyor. Mesela tarot danışmanlığı almış olabiliyor, başka astrologlara sormuş olabiliyor. Ya da zaten hali hazırda bir karar verilmiş olabiliyor. O yüzden bir horari değeri taşımıyor bu tarz sorular. Yine yargılanabilir ama size bu bilgiyi veriyor. Üçüncüyü atlıyorum çünkü Satürn'ün ve Mars'ın 10. evdeki yerleşiminden bahsediyor. İşte bunlar peregrinse ya da rahat edemediği burçlardaysa ya da güney ay düğümü 10. evdeyse artist hardly gets credit by that question demek. Artist de değil, orada astrologdan bahsediyor. Ve böyle olduğunda astroloğun o soru hakkında yeterli hükme varamayacağı konusunda uyarıyor. Ben bunu çok dikkate almıyorum çünkü o soru 10. evle ilgili olabilir mesela. Hani bu her zaman geçerli değil. O yüzden ben bunu atlıyorum. Daha önemlilerini size göstermek istiyorum. Daha çok sıkça karşılaştığım şeyleri size göstermek istiyorum. Dördüncü maddede mesela bu önemli. Burada diyor ki her küçük harekete quarantine. Quarantine soruyu soran kişi demektir. Önceden tasarlanmadan yani üzerine düşünmeden önemsiz sorulara ya da soruyu soran kişinin talep edeceği şeyin ne olduğunu bilmediğinde buna bakmayın diyor. Yani önemsiz soruları yargılamayın diyor. Bunu ben zaten Instagram'da da hani burada da öğrencilerime de workshoplarda da ilk benim horariye giriş açıklama kısmında bu vardır. Sorunun niteliği önemlidir. Yani bu bir gerçek bir soru mu yoksa bu farazi bir soru mu? Öylesine hani meraktan sorulmuş bir soru mu? Gerçekten sorunun sorulmaya değer, üzerine mesai harcanmaya değer bir niteliğinin olması gerekiyor. William Lee de bundan bahsetmiş burada. Beşinci maddede diyor ki ayın gücüne ve güçsüzlüğüne özel olarak dikkat edin ve yükselenin efendisinin talihsiz olması ondan daha çok iyidir. Yani haritada mümkünse yükselen yöneticisi zarar görsün ama ay zarar görmesin demek istiyor. Çünkü o bize diğer tüm gezegenlerin ve bir gezegenin gücünü ve gücünü getirir. Tamam, şimdi bu biraz bozuk bir anlatım. Ben size açıklayayım. Şimdi biz her zaman diyoruz ya horary astrolojide ay co-significator yani yardımcı yönetici ve hep incelememizde ayı da değerlendirmeye alıyoruz. Çünkü ay en hızlı hareket eden gezegen ve ay kendisinden sonra gelen gezegenlerin enerjilerini bir alıcı göreviyle alarak dünya üzerine projekte ediyor. Yani ay
somut olayları gerçekleştiriyor. Zaten dünyevi bir gezegen. Mesela bizim de bu dünyaya geldiğimizde deneyimlediğimiz ilk deneyimler, dünyasal deneyimler ay ile ilişkili. Mesela annelik gibi. Zaten ay anneyle de ilişkilendirilmiştir. Beslenme konuları, tüm fiziksel, somut, dünyevi her şey ay ile ilişkilidir. Ve de ay hızlı hareket etmesi sebebiyle de bütün gezegenlerle temas edebilmesi, açı yapabilmesi sebebiyle de horary astrolojide ve diğer tüm branşlarda aynı zamanda ama özellikle horary astrolojide çok büyük bir önem taşır. Bu yüzden biz ayın güçlü olmasını isteriz tüm sorularda. Çünkü onun temas edeceği yani açı yapacağı gezegenler bize gelecekte karşılaşabileceğimiz konular hakkında bilgi verirler. Şimdi biz horary haritasında güçsüz bir ayla karşı karşıyaysak eğer o zaman olayları oldurabilecek o modemden, o aracıdan mahrum kalmış oluyoruz. Yani postacı gibi düşünün ayı. Postayı size getirecek kişinin hastalandığını düşünün. Dolayısıyla o posta size ulaşamıyor. Aynı bu şekilde horary de bizim için ayın güçlü olması oldukça önemli. Bu yüzden de diyor ki aya özellikle dikkat edin yargılarınızda. Geldik 6'ya. Şimdi burada da Satürn ve Mars'tan bahsediyor. Bu gezegenler malefik doğadalar. Satürn aşırı soğuk ve kuru doğası. Mars da aşırı sıcak ve kuru doğası sebebiyle bunlar yaşamı tehdit eden iki gezegen. Tabii ki gerçek doğaları bu şekilde değil ama mizaçları bize yansıttıkları bu şekilde ve bunlar eğer ki soruda ilgili gösterge değillerse ve ayla herhangi bir ağırlama tarzında bir pozisyona sahip değillerse bunlar soruya zarar verirler. Yani siz horary sorularında göstergenizin ayın gidip de bir Mars'la Satürn'le açı yapmasını istemezsiniz. Eğer bunlar ilgili gösterge değillerse çünkü bunun anlamı o işin gerçekleşmeyeceğidir. Yani Satürn veya Mars doğası sebebiyle bu sizin istediğiniz, hayalini kurduğunuz şeyin gerçekleşemeyeceğini gösterir. Bu yüzden bunlara da önem vermeniz gerekir diyor William Lee. Yedincideyiz. Burada da Jüpiter ve Venüs'ten bahsediyor. Bunlar da doğal olarak iyilik üreticisidirler. Jüpiter büyük benefik, Venüs küçük benefiktir. Bunlar da eğer ki tesadüfi olarak kötü pozisyonuna düşmüyorlarsa, yani eğer mesela bir 12. evi yönetiyorsa bunlardan biri, 12. ev konularını size getirecektir. Ama aksi takdirde bunlar her zaman iyicil doğalarıyla iyiliği desteklerler. Hatta tesadüfi asalet dediğimiz bir kısım vardır horary astrolojide. İlgili göstergelerin Venüs ve Jüpiter gibi iki iyicille açı yapması soruyu olumluya götürecek hükümler arasında yer alır. O yüzden bunlara da dikkat edin diyor William Lee. En tercih edilen bunlar arasındaki üçgen ve sekstil açılar olduğunu da ayrıca belirtiyor. Yine Ay'dan bahsediyor ve Ay'ın void of course durumundan bahsediyor. Yani boşlukta olması durumunda. Az önce de belirttiğim gibi Ay olayları manifest ettirdiği için yani dünya üzerinde somutlaştırdığı için boşlukta olmaması gerekiyor. Yani şu olabilir, yine postacı geldiğinde siz evde yoksanız o zaman yine posta size ulaşmaz. Yani Ay'ın açısını yapabileceği başka herhangi bir gezegen yoksa, Ay boşluktaysa bu da yine zararlı hale gelir soru açısından diyor. Ancak Yengeç'te olduğunda, Boğa'da, Yay'da veya Balık'ta olduğunda bunun sebebi de Yengeç Burcu'nda kendi yöneticisi, Boğa Burcu'nda Yücelim'de, Yay ve Balık'ta Jüpiter yönetiminde olan burçlar olduğu için bu etki azalabilir diyor. Ama genel olarak Ay'ın boşlukta olması çok iyi bir şey değildir diyor. Az önce anlattığım sebepten dolayı bir şeylerin olmasını istiyoruz ama Ay'ın elindeki o posta onun elinde kalıyorsa ve onu uzatabileceği, teslim edebileceği biri yoksa yine sizin istediğiniz gerçekleşmemiş oluyor. Konu adeta havada kalmış oluyor. Elinizde kalmış oluyor. Hiçbir gelişme olmuyor, iyi veya kötü anlamda. O yüzden boşlukta olma durumu da yine dikkat edilmesi gereken konseptlerden biri olarak yorumlanmış bilimlili tarafından. Şu 10 ve 11'i birlikte değerlendirebiliriz. Burada yine ayın açılarından bahsediyor. Ayın en son yaptığı açı hangi gezegenle gerçekleştiyse bu bize bilgi verecektir geçmişte ne olduğuna dair. İşte malefiklerle ise malefik bir şey olmuş olabilir. Benefiklerle ile olmuşsa benefik, iyicil bir şey gerçekleşmiş olabilir. Önemli olan ayın yapacağı sonraki açılardır diyor. Eğer ki ay iyi bir açıyla, iyi bir şekilde bir gezegene açıyı gerçekleştiriyorsa
O zaman iyi şeyler olabileceğini söylüyor ama tam aksi durumda da negatif durumlarla karşılaşabileceğimizi açıklıyor bu aforizmada. Şu 12 önemli. Çünkü bu Horari sorularında çokça karşımıza çıkan bir şey. Eğer ki ayın açısı düşüşte olan bir gezegen neyse bu problem göstergesi. Gecikmeler olabilir, engeller olabilir, problemler olabilir. İstediğiniz şeyin gerçekleşmesine engel olacak durumlardan bir tanesidir bu. 13. maddede retroluktan bahsediyor. Eğer ki bir gezegen birinci stationary pozisyonunda ise yani retroya girmek için yavaşlayıp durduysa bu malefik bir durumdur. Neden negatiftir? Çünkü şimdi siz bir beklentiniz var. Diyelim ki para bana gelecek mi diyorsunuz ya da bu yaptığım yatırımdan finansal anlamda başarı sağlayacak mıyım diye bir soru sordunuz ve ikinci ev yöneticisi stationary ve retroya girmeye hazırlanıyor. Retroluk zaten gezegenin gücünü zayıflatan bir şey. Benim para göstergem retroya yani gerilemeye hazırlanıyorsa eğer haliyle bu negatif bir şey gösterir. Demek ki ben beklediğim o karı elde edemeyebilirim bu işten. 17. madde üzerine konuşabiliriz. Çünkü burada bu cadentlık ve ill place indignities'den bahsediyor. Eğer iyiciler, yani sizin göstergeniz olan iyiciler cadence'a ya da rahat edemedikleri bir asalete sahipse, zararlı oldukları, düşüşte oldukları ya da peregrin oldukları bir durumdalarsa ya da ASC yöneticisiyle uyumlu bir pozisyonda değillerse, retrolarsa ya da kötücüllerden zarar görüyorlarsa bunlar yeteri kadar performans sergileyemezler diyor. Yani burada başka konseptleri de bir arada düşünmemiz gerekiyor. Yani gezegen iyicil olabilir ama yerleşimi ve burç bazındaki yerleşimi de hem ev bazında hem burç bazındaki yerleşimi de o gezegenin nasıl bir performansa sahip olacağı hakkında bize bilgi veriyor. O yüzden buna da dikkat edilmesi gerekiyor. 19. maddeden devam edebiliriz. Burada bozuk bir açıklama yapıyor aslında ama Peregrinlikten bahsediyor. Peregrin gezegenlerin de yine temel asalet bazında herhangi bir yetkinlikleri olmadığı için temsil ettikleri konularda bir sonuca varmaları biraz zordur. Bu gezegenler soysuz ya da yozlaşmış kabul ediliyor. Çünkü bir gezegenin temel asalete sahip olması temsil ettiği konuyla ilgili bir sorumluluğa sahip olması anlamına geliyor. Bunun tersi peregrinlik durumunda ise ben o konuya karşı kayıtsız kalıyorum anlamı taşıdığı için peregrinlik de oldukça negatif kabul edilmiş. 23 oldukça önemli. Burada combustion'dan bahsediyor. Eğer bir gezegen yanıksa yani güneşe 8,5 dereceden daha yakınsa ya da güneşi karşısına alıyorsa bu durumda istenilen şey gerçekleşemez diyor. Çünkü yanıklık gezegeni vasıfsız hale getiren bir durum. Gezegenden ümidi kesiyoruz bu durumlarda. Çünkü güneşin etkisi sebebiyle gezegen kendi sorumluluğunu yerine getiremeyecek bir hale geliyor. Ben özellikle ASC yöneticisinin yanık olduğu sorularda biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu gibi sorularda ASC yöneticisi direkt soruyu soran kişinin kendisini temsil ettiği için kişi sonucu algılamakta ya da kabul etmekte zorlanabiliyor. Orada hani kafası yanmış gibi bir motivasyonda oluyor. Dolayısıyla da sizin verdiğiniz yargıdan tatmin olmayabiliyor ya da konuyu tam olarak anlayamamış oluyor. Ben bu gibi durumlarda eğer bir karar alacaksa kişi mesela biraz daha kendisine zaman vermesi gerektiğini söylüyorum. Yani hemen bir yargıya varma, hemen bir şey yapma. Çünkü şu an sağlıklı düşünemiyor olabilirsin. Şu an gerçekten yaptığın hamleler ses getirmeyecek de olabilir. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var eğer ilgili göstergeleri yanık görüyorsak. Bununla beraber 26. maddede de under the sunbeams yani güneşin ışınları altında olma durumundan bahsediyor. Bu durumda da 8,5 dereceyle burada 12 demiş ama bazı kaynaklarda 17 dereceye kadar bunu alır. Gezegenin yine gücüne tam kavuşamadığını anlatıyor bize. Yani halen daha o gezegen üstüne düşeni yapmakta zorlanabilir. Ama eğer bu gezegen açı bazında, yerleşim bazında, burç bazında güçlüyse bu under the sunbeams durumu yine de pozitif durumları ortaya çıkartabilir. Yanıklık kadar kötü bir şey değil yani yanıklık çok daha sıkıntılı bir durum. Cazimi ise güneşe 17 dakika mesafede bulunma ya da daha az bir mesafede bulunma. Bu durumda da o gezegen ve temsil ettiği konum şanslı kabul ediliyor.
Bu ama biraz tartışmalı bir konu. Ben kendi deneyimlerimde Cazimi'nin çok çalıştığını görmedim. Genelde yanık olarak çalıştı. O yüzden yine de Cazimi bile olsa gezegen biraz daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Özellikle bu gezegen bir de zarar gördüğü bir burçtaysa. Mesela daha önce bir soru bakmıştım ben. Orada terazi burcunda Mars Cazimi pozisyondaydı. Ona rağmen harita negatif çalıştı. Yani oradaki Cazimi durumu Mars'ın o negatif durumunu kurtaramadı. 29. maddeye geldiğimizde ASC yöneticisi ya da ayın güney ay düğümü ya da kuzey ay düğümü ile olan birleşimini bize gösteriyor. Bu gibi durumlarda soru zarar görür diyor. Özellikle ay düğümlerine tek kare yapan ilgili bir gösterge varsa bu o konuyla ilgili bir değişimin olduğunu bize anlatır. Ama bu değişimle ilgili kişi çok müdahale etme fırsatına sahip değildir. Adeta o konuyla ilgili onun kontrolünün dışında olan bir değişim söz konusudur. Bununla birlikte kuzey ay düğümüyle olan kavuşumlar pozitif, güney ay düğümüyle olan kavuşumlar negatif kabul edilir. Ancak eğer ki gösterge zaten zarar görüyorsa kuzey ay düğümüyle kavuşumda olması da çok bir şey değiştirmeyecektir. Bununla birlikte ay düğümlerine yapılan diğer açı tiplerinin çok bir önemi yoktur. Kavuşum ve kare açı bizim için önem teşkil ediyor. Akabininde hemen eklipsten yani tutulmalardan bahsediyor. Bu da yine sıkıntılı. Çünkü tutulmalar zaten malefik kabul edildiği için orada ayın ya da güneşin ışığı kesildiği için bu da yine soruya zarar veren ya da beklenen durumun gerçekleşmesine engel olan bir talihsizlik olarak değerlendiriliyor. 31. maddeye geldiğimizde yine aydan bahsediyor. Ayın zarar gördüğü sorularda nadiren olumlu şeyler ortaya çıkar. Bu yolculukla ilgili bir şeyse yolculuk kötü geçebilir, sağlıkla ilgili bir şeyse hasta kötüye gidebilir gibi açıklamalarda bulunmuş ya da bir evlilikse bu yine çok olumlu sonuçlanmaz. Ay yine bizim için oldukça önemli diyor bu aforizmada da. 32'ye geldiğimizde eğer ASC yöneticisi ya da ilgili gösterge ya da ay tam zıt burcunda yer alıyorsa yani olması gereken burcun kendi yönettiği burcun tam zıt burcunda yer alıyorsa ki biz buna detriment diyoruz yani zararda olma durumundan bahsediyor burada. O zaman herhangi bir umut yoktur ya da kişi de kendisini oldukça kötü hissediyordur diyor. Ben bunu ilişki sorularında çokça görüyorum. Genelde barışmaya yönelik olan sorularda ASC yöneticisinin 7. evde olduğu ve zararda olduğu pozisyonlar çokça karşıma çıkıyor. Burada kişi kendi merkezinden ayrılıp kendi yapabileceği kapasitesini bir kenara bırakıp tamamen odağını diğer tarafa vermiş oluyor ve burada bir yetersizlik söz konusu oluyor. Ya da biz herhangi bir şey konusunda bir istekte bulunuyoruz ama o şeyin göstergesi zararda olduğunda yine o şeyle ilgili bir yetersizliği bize gösteriyor. 33. maddede ise konuyu engelleyebilecek şeyin ne olduğunu bulmak için o gezegenin temsil ettiği eve bakmanız gerektiğini söylüyor. 34. maddede ise benim derste de çokça bahsettiğim ve sürekli öğrencilerime hatırlattığım şu köşe ardıl kaydı mevzusunu tartışmış. Bir gezegen eğer köşe evdeyse kendi hünerlerini çok daha efektif bir şekilde sergilemeye meyilliyken ardıl evlerde ya da özellikle Cadent diyelim biz buna, Cadent evlerde bu performansı oldukça düşük bir hale geliyor. 35. madde yine oldukça önemli bir madde. Burada yine combustion'dan bahsediyor ama ayın combustion durumundan bahsediyor. Biz ayı işte güneşle kavuştuğunda yeni ay gerçekleşecek işte ne güzel ikisi bir araya geliyor gibi düşünebiliriz belki ama bu aslında gerçeği yansıtmaz. Çünkü ay bu durumda zarar görür ve ayın zarar görmesi önceki maddelerde de gördüğümüz gibi oldukça negatif bir durum. Horary açısından haliyle bu negatif kategorisine giriyor. 37. maddede ilgili göstergeler birbirleriyle kavuşum halindelerse ve bunlar kendi doğalarına uygun bir burçta yer alıyorlarsa o zaman istenilen şey başarıyla sonuca erer diyor. 40. maddeye geldiğimizde bu önemli ilişki sorularında çokça karşımıza çıkan bir durumdur. Eğer 7. evde talihsiz bir gezegen varsa yani malefiklerden bahsediyor burada. Bu evlilikteki kötü anlaşmayı temsil eder. Yani evliliğin gerçekleşmesine engel niteliği taşır diyor. Ancak bu natal haritada da olan bir gezegen değilse. Ve son olarak 43. maddede yine ay düğümleriyle ilgili bir yorumda bulunmuş. Güney ay düğümünün olduğu eve dikkat edin. Eğer herhangi bir kötülük gelecekse bu kötülüğü o evden bekleyebilirsiniz diyor. Örneğin kariyerle ilgili bir soruda 10. evde güney ay düğümünü görüyorsanız orada bir takım talihsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Ama şunu belirtmek isterim ki
bunu birincil bir gösterge olarak değerlendirmemeniz. Eğer 10. evin yöneticisi güçlüyse ve ASC yöneticisi ya da aile olumlu bir açı varsa, yani bizim klasik olarak baktığımız adımlarda her şey yolunda gidiyorsa, orada bir güney ay düğümünü görmeniz sizin yargınızı değiştirmemeli. Ama her şey zaten negatif bir yerleşime sahipse, bir de üstüne siz güney ay düğümünü orada görüyorsanız, bu sizin negatif yargınızı güçlendirecek bir husustur. Evet, maddelerimiz bitti. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda buluşabiliriz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.